Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Allah ruhları yarattığında cennete ya da cehenneme gideceğimizi biliyordu. Madem dünyadan önce bunlar belli ise dünyada kendi irademizle yaptığımız iyi ya da kötü ameller dünyadan önce belli olan sonuçları değiştirebilir mi? Madem belli ise bu dünyadaki irademiz ne derecede geçerlidir? Geriden bakın. Yani siz şimdi normalde ileriye doğru bakıyorsunuz. İleriye doğru bakınca sizin için ilerisi gayb. Ama geriye doğru baktığınızda sizin için gerisi gayb mı? Değil. O zaman varlık sürecinde kendi varlığınızda sizi yaratan, sizin son nefesinizden geriye doğru baktığında veyahut da varoluşunuzdan son nefesinize kadar baktığında bütününü görüyor ne yapacağınızı. Ne yapacağınızın bütününü görünce diyor ki bu bütünün içerisinde o kimse cehennemlik ameller işleyecek. Cehennemlik ameller işleyeceği için onu cehennemlik yazdı. Sizin cehennemlik amel işleyeceğinizi biliyor çünkü. Veya bütününe baktığında sizin cennetlik ameller işleyeceğinizi de biliyor. Cennetlik amel işleyerekten son nefesinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerekten son nefesinizi vereceğini de biliyor. O yüzden onu yazdı. Öyle yazdığı için öyle yaşamıyoruz. Eğer öyle yazdığı için yaşamış olsak Cebriye'ye giriyor. Öyle yaşayacağımızı biliyor bizim. Öyle yaşayacağımızı bildiği için sonucunu yazdı. Ne yapacağımızı bildiği için. Biz onun emirlerini bu noktada, onun daha doğrusu yazdığı gibi hareket etmiyoruz. Cebri değil. Allah hiç kimsenin yazısını kötü yazmaz. Bu noktada cüz-i irademiz var. Malum yeni Başbakan Binali Yıldırım bundan sonra partili cumhurbaşkanı mı yoksa başkanlık sistemi memleketimiz için hangisi hayırlıdır? Görüşlerinizi lütfeder misiniz? Bizim gibi ülkelerde başkanlık sistemi her zaman için uygun. Doğru bir başkanlık sistemi şu anda çok acil gerekli hem. Böyle arada olmaması lazım. Bu ara dönemsiz geçmesi lazımdı bunu. Yani Türkiye milletvekili seçimlerinden hemen sonra koyacaktı başkanlık sistemini normalde kanun, madde, anayasa neyse nasıl olması gerektiği. Ama bu konuda böyle çok donanımlı bir bilgilendirme yapmıyorlar. Burada sıkıntı var. Yani adı var sadece, adı da güzel. Bu noktada İslam ve Türk kültürüne inanışına uygun başkanlık sistemi doğru uygulanırsa bunda bir sıkıntı yok. Ama geç kalındı. Bunda artık hangi dengeleri, hangi hesapları, kitapları yapıyorlar bilemem. Ama geç kalındı. Belki de geç kalındığı için Cumhurbaşkanı bir değişikliğe gitti.
bu konuda ayak direten, ayak sürüyenler olduysa Cumhurbaşkanı o yüzden de bir değişikliğe gitmiş olabilir. Geç kalınmış bir şey. Bunu normalde şimdi çok eski ülkücüler bilirler. Başkanlık sisteminin temeli ülkücülere aittir. Şu anda MHP'nin karşı çıkmasını da böyle hayretle bakıyorum zaten. Yani biz eski ülkücüler gençliğimizde başkanlık sistemini bu noktada savunan, söyleyen bir sistemin içerisindeydik. Şu anki MHP şu anda eski ülkücülerin bu noktada yolunda değil. İşin en enteresan noktası da bu zaten. O yüzden Devlet Bahçeli bizden birkaç yaş, bizden bir jenerasyon belki de öndedir. Devlet Bahçeli Türkeş'in yanındaydı. Olaylara molaylara karışmadı hiç. Cezaevi hayatı yoktur, çilesi yoktur onun. Ama normalde tabii MHP'nin böyle daha önce Türkeş'in zamanında savunduğu bir şeyi şimdi nasıl böyle karşı çıkıyor? O da hayretle bakılacak bir şey. Bir şey doğruysa doğrudur. Yani bu noktada evet Türkiye'nin gerçekten başkanlık sistemine geçmesi lazım. Hızla. Yine milletvekilliği sisteminin değiştirilmesi lazım. Doğru dediğim şey o. Yani normalde milletvekillerini eğer genel merkez seçecekse yine millete gidip genel merkezin seçtiği milletvekillerini tasdikleyecekse o çok şey değil. Şu anki seçim sisteminin de değişmesi lazım. Bu seçim sistemi seçim sistemi değil. Bu seçim sistemine göre halkın kendisi kendi hür iradesiyle kendi milletvekilini çıkaramıyor. Halk kendi hür iradesiyle kendi belediye başkanını seçemiyor. Hür iradesiyle milletvekilini de seçemiyor. Hür iradesiyle il milli eğitim müdürünü seçemiyor. Hür iradesiyle örneğin valisini seçemiyor. Hadi dedik ki valisi, emniyet müdürü devlete ait. Devletin devamiyeti için bunlar seçimli olmasın. İyi. Güzel. Belediye başkanı da millet ellemeyin kendisi seçsin ya. Onu da yapmıyorlar. Milletvekilini de millet kendisi seçmiyor. Neymiş? Demokrasiymiş. Aldatıyorlar bizi. Kaç tane parti başkanı var? 5 tane. 5 tane parti başkanı oturuyorlar, milletvekili adaylarını belirliyorlar, koyuyorlar. 1. sıra bu, 2. sıra bu, 3. sıra bu, 4, 5, 6, 7. Kaç tane bursa çıkarır? İşte 8 tane, 9 tane. 8-9 taneyi genel merkez kafasına göre işte tespit ediyor. Ondan sonra orada koşuşturacak yerelde insanlar lazım. İşte 9'a onu koyuyor, 10'uncuya onu koyuyor. Onlar koşturacak ırgat gibi. O yüzden başkanlık sistemi düzgün bir sistem olursa, mesela işte meclise gidecek olan milletvekillerini halkın kendisi belirleyecek. Mesela tercih çıkarabilirler ortaya. Örneğin. Herkes tercih kullanabilmeli. Tercih kullandırmıyorlar. Bunun gibi. O yüzden bu cumhurbaşkanı olduğu müddetçe başbakanın kim olduğu da önemli değil zaten. Cumhurbaşkanı olduğu müddetçe birisi de çok fazla başbakanlık yaparsa onu da değiştirir zaten. Yani orada başbakanlık yapacak bir kimse lazım değil. Normal bakanların koordine edecek koordinasyoncu lazım bir tane.
koordine edecek ortalığı. Eğer başbakanlık yaparsa ipini çekerler adamın. Şunu unutmayın. Sizi birisi lütfedip bir yere getirdiyse o getiren kimse de sizi bir gün oradan alır indirir aşağı. Bu değişmez bir şey. Birisi size bir at getirmiş, emanet, biniyorsunuz üstüne. At benim diye kurulma. At senin değil. Kimin? Ağa verdi sana. Ağanın atıyla hava atılır mı? Atılmaz. Öyle şey yok. Türkiye burası. Her şeyi götürür ve kaldırır. Sıkıntı yapmayın. Bir şey olmaz. Öyle problem de çıkmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Merak etmeyin. Kimse de doğulmaz. Öyle millet işte parti doğulacak mı olacak zannediyorlar. Hiç öyle bir şey olmaz. Doğulmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiç kimse hiçbir yere gitmez. Sebep? İnsanların büyük bir kısmı güce tapar. Avam için 3 tane put devam eder. Lat, Menat, Uzza. Avam her ne kadar ben Allah ve Resulüne inandım dese de avamın içindedir bu Lat, Menat, Uzza. Bu gerçek tahkiki noktada imana eremediğinden kaynaklanır bu. O yüzden o kimse otoriteden korkuyorsa, gücün karşısında eğiliyorsa, paradan bozuluyorsa, kadından bozuluyorsa, dünyadan bozuluyorsa, bunları kaybetmekten korkuyorsa, o zaman o kimse hakikate doğru değil, korkularına doğru koşar. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri korkaklığın şerrinden Allah'a sığınırım dedi. Bu elindekini kaybetme korkusu da bir korkaklıktır. Makamını kaybetme korkusu korkaklıktır. Sermayesini kaybetme korkusu korkaklıktır. Eşini kaybetme, çocuğunu kaybetme, arkadaşını kaybetme korkusu hep korkaklıktır. Sen hakikati söylersin, yalnız kalırsan yalnız kalırsın. Ama öyle ben hakikati söylüyorum deyip de yanlış bir şekilde yanlışa doğru kendi yanlışını da hakikat görme. Söylediğin şey Kur'an ve sünnet noktasında olsun. Doğru yerde doğru şeyi söyle. Doğru yerde doğru şeyi söyle. Hikmete uygun söyle. Yalnız kalıyorsan kal. Bu ayrı. O yüzden avam insanlar bu korkulardan vazgeçemezler. Vazgeçemedikleri için güce eğilirler, otoriteye boyun bükerler, menat, paranın da esiri olurlar. Bunlardan vurulmazsa, olmazsa bir de kadın girer devreye. Böylece o kimseyi esir alır bir şekilde. O yüzden ancak mesela işte böyle bir fikir noktasında buluşanlar, bir dava noktasında buluşanlar, bunlar ayrı şeylerdir. Ama şunu unutmayın hiçbir zaman. Bir kimse dava olarak yola çıkar da bir müddet sonra davayı kendine basamak eder, kendine ileriye yönelik maldı, mülktü, paradı, makamdı, mevkiydi o tarafa doğru döndürürse, sonuçta o kimse dava diye yola çıkıp kendisini Lat, Uzza, Menat'a peşkeş çekmiş bir kimse olur. Bugünkü dünyada ne yazık ki böyle samimi dava ehli insanlar çok az. Siyasetin içerisinde hemen hemen yok denecek kadar az. Bu acı bir şey.
Ama sonuçta dava denilen şeyler de bir müddet sonra hep bozulmaya uğruyor. Müslümanlar bu manada yorgunlar. Müslümanlarda bir 300 yıllık bir yorgunluk var. Bu yorgunluk iyice şu anda böyle ümitsizliğe doğru götürüyor insanları. Yorgun. Yorgun olmasının sebebi hep aldatılmak. Bu bilhassa Anadolu Müslümanları yorgun. 200 yıldan beri yorgun. İnşallah Cenab-ı Hak derleyip toparlatır. Amin. Yorgunluğunun sebebi sonuçta hep aldanmasından kaynaklanıyor. Dava diye yola çıkan insanlar bir müddet sonra bir bakıyorsun ki işte milletvekili olmuş, belediye başkanı olmuş veya bir yerlere bir amir memur bir şeyler olmuş ve kendisini oraya peşkeş çekmiş. Unutmuş. Savunduğu bütün her şeyi kaybetmiş. Savunduğu bütün her şeyi unutmuş. Bu dervişlerde, dergahlarda da aynı. Partilerde de aynı. Ne bileyim işte siyasetçilerde de aynı. Her yerde aynı bu. Bundan dolayı yorgun Müslümanlar. Bundan dolayı bıkkınlar. Yani bir bakıyorsun harika böyle duygu, düşünce, fikriyat, hedef muhteşem ama Uhud okçuları gibi. Uhud okçuları ne yaptılar? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin emrettiği mevzileri bıraktılar. Mevzileri bırakmalarının bir sebebi galibiz. Ganimetlerden, ganimetlerin bize kötüleri düşebilir. Ganimetten biz hakkıyla pay alamayabiliriz. Hakkıyla pay alamazsak diye yerlerini terk ettiler. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki benim emrimi bekleyin. Ben emretmedikçe mevzilerinizi terk etmeyin dedi. Ama onlar ganimete gözlerini diktiler. Ganimete gözlerini dikince bıraktılar mevzilerini. Mevzilerini bırakınca Halid bin Velid deha, askeri deha. Bir an galibiyet sarhoşuyla Müslümanların ciddiyetini kaybedeceğini tahmin etti. En vurucu askerlerini, en güzel silahşörlerini etrafında topladı, bekledi. Ne zaman ki Müslümanlar galibiyet sarhoşuyla malın başına üşüştüler, arkadan geldi tarumar etti ortalığı. Müslümanlar ne olduklarını anlayamadılar. Bu edebiyat olarak orada duruyor. İnanış olarak değil. Müslümanlar da bu edebiyat olarak orada duruyor. Herkes yola çıkarken dava diye yola çıkıyor. Bu acı bir şey. Ben bunu gördüğümden dolayı benim de korkum bu manada budur. Dava diye yola çıkıp, dava deyip yola çıkıp bozulanları eleştirirken kendimin ve bizlerin bozulmasından korkarım. Benim de korkum budur. Bursa'da yaklaşık 26 yıl olmuş. Bayındır Ödemiş'e de koyarsan 28 yıl, 29 yıl. 29 yıldan beri dava olarak yola çıkmışız.
Bir gün gelir bu bozukluktan, bu gevşeklikten nasipdar oluruz diye korkun. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden normalde hep böyle bir müddet sonra ne yazık ki bu hale geliyor insanlar. Bu işin acı tarafı. O yüzden yorgun Müslümanlar. Bu böyle Allah korusun her yerde gördüm bunu. Gittiğim cemaatlerde gördüm, gittiğim tarikatlarda gördüm, görüştüğüm, konuştuğum yerlerde gördüm. Kendi içinde büyüdüm, ülkücü camiada gördüm. Gördüm, ben açıkım bu noktada. Refah Partisi'nde gördüm. Gördüm. Örneğin Büyük Birlik Partisi'nin içinde gördüm. Gördüm. Görmedim, bir yer kalmadı. Kendi dergahımızın içinde gördüm. Gördüm. Ufak büyük, gördüm. Bizde de farklı tezahür ediyor. Adam geliyor, efendim işte ne olursun, hizmet edeceğim, hürmet edeceğim. İşte ben bir araba alayım, dua edin. Adam arabayı alıyor, dergahı unutuyor. Gördüm. Geliyor, ne aşklı, ne aşklı. Efendim, anam da sensin, babam da sensin. Senden başka beni evlendirecek kimse yok. Şeyh Efendi, evlendirelim oğlum diyor. Evlendiriyoruz. Adam evlendikten sonra yok. Gibi. Veyahut da bir yere bir kimse bir işe girmek istiyor. İşte siz onu tanıyorsunuz, bunu tanıyorsunuz. Bir telefon açın, bir söyleyin. Hasbelkader söyleniyor. Adam dergahı unutuyor. Unutuyor. Dava diyor, yola çıkıyor. Oo, ne bahadır. Bir düdük. Önce o gidiyor Şeyh Efendi'ye. Biz yakalanırsak, basılırsak Mustafa abim ödeyecek bizim çeklerimizi, senetlerimizi diyor. Bu her yerde var. Bakın, bu her yerde var. Ya bizde olmaz deme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashabında oldu. Bundan kendi kendine temizleyip kendini temiz tutabildiğin yere kadar tut. E şimdi düşünün. Refah Partisi öyle değil mi? Davaydı. Ne oldu? E MHP davaydı. Ne oldu? Ülkücü Gençlik davaydı. Ne oldu? Siyasetçi ANAP davaydı. Ne oldu? AK Parti davaydı, ne oldu? Şimdi dergahlara da gireriz. Cemaate girelim. Risale-i Nur davaydı, ne oldu? Fethullah Gülen Hoca'nın cemaati davaydı, ne oldu? Esat Coşan'ın kayınpeder olan neydi adı? Mehmet Zahit Kotki Efendi. Yani koskoca Gümüşhanevi'nin silsilesi davaydı, ne oldu? Mahmut Esat Mahmut Esat Coşan'ın kayın işte damat diye getirdiler, koydular başa. Vefat edince ne oldu? 28 yaşında oğlan. 28 yaşındaki oğlu babasının cenaze töreninde, hiç unutmuyorum, babasının cenazesinde İstanbul Sosyetesi gibi siyah gözlükleri taktı geldi. Ondan sonra da ona intisap ettiler herkes. Şirketlerin başına oturacak birisi lazım. Davaydı, ne oldu? Davaydı.
Bütün dergahları alın önünüze. Türkiye'deki en böyle meşhur dergahların hepsini de önüne alın. Önünüze alın. Hepsinin de başlangıç noktası dava. Muhteşem. Bak sonunu seyreyle. Menzil davaydı. Öyle değil mi? Kaç tane şeyh var şimdi? Ben hiç gitmedim. Gidenler söylüyorlar. Otel, lokanta bilmem ne hepsi de orada sıralı diyorlar. Var mı gideniniz içinizde? Öyle mi? Evet, son haliyle öyle efendim. Yani eskiden öyle değildi. Bir 15 yıl önce bayağı bir savaş dönemindeydi. Herkes camide kalıyordu. Şimdi ama öyle değil. Herkes otelde kalıyor. Şimdi tamamıyla lüks. Yani şey gibi olmuş. Kabe'nin etrafı gibi olmuş. Şeyh Efendi'nin otelinde kalıyor herkes. Lokantada yani yemek. Orada zakirler çok farklı farklı. Bir de oranın benzeri şeyhinin bir de kardeşi var. O da kendini şeyh ilan etmiş. Onun da zakirleri var. Öyle karışık. Davaydı değil mi? Ben böyle söyleyeyim diye çok eleştiriyorlar beni. Umurumda değil benim. Bakın umurumda değil. Hepsi de bunlar davaydı. Zakirler, ehli tasavvuf olan bir yerde, bir dergahta zakirler oradan maaş almaya başladılarsa, halifeler orada bir para üleşiyorlarsa, millet şeyhin cebine para katıyorsa bir yerde, şeyhin cebine para katmak için yarışıyorsa millet, orada dava mava kalmaz. Anladınız? Bunları topladığınızda yoruluyor Müslümanlar. Yorgun. Yorgun olmasının sebebi aldatılmışlıktan kaynaklanıyor. Bakın aldatılmışlıktan kaynaklanıyor. Aldanıyor Müslümanlar. Aldanınca bir müddet sonra bakıyor, ilk önce aldandığının farkında değil. Yani 10 yıl sonra bakıyor, aldanmış adam. 20 yıl sonra bakmış, aldanmış. Adam vermiş senetleri, vermiş senetleri, dava demiş, vermiş senetleri. İşi bozulmuş. Bir tane senedi ödeyemedi diye bütün senetlerin hepsini de haciz etmişler. Adam koşa koşa geliyor. Ya ben bunu Allah rızası için verdim diyor. Böyle bir şey caiz mi? Kardeş. Dedim vermişsin. Onlar da böyle yapıyorlar. Ne diyeyim sana şimdi dedim. Ne söyleyeyim? Dedim bir fukaraya git ver deseler vermezsiniz dedim. Ama şeyhin yanına gideceksin oturacaksın ya sen. Veyahut da şeyhin evinde misafir olacaksın ya sen. Şeyhin yanında misafir olmak, evinde misafir olmak yani bir ayrıcalık ya senin için. Öyle bakıyor bana. Yoruluyor insanlar. Allah muhafaza eylesin. Bu bunu böyle yeniden ümmeti bu noktada heyecanlandıracak, ümmeti bu noktada yeniden harekete geçirecek, ümmeti bu noktada gerçekten inandıracak insan çok az. Çok az. Aklın ayaklarda olursa bitmez ağrısı. Ümmeti bu noktada heyecanlandıracak çok az. Bizim Anadolu'daki Müslümanlar da yorgun. Yorgunuz sebebi hep beraber. Yorgun.
Siyaseten yorgun, ilmen yorgun, her taraftan yorgun. Şimdi bir tek şu anda Anadolu'daki insanların kafasında siyasi bir lider var. O da Tayyip Erdoğan. Alternatifi de yok. Önü de yok, arkası da yok. O da bunun farkında. O yüzden Anadolu'daki Müslümanlar bir hamle daha yapıp başkanlık sistemini getirmeleri gerekiyor. Bir hamle daha lazım. Bu memleket, ben bunu memleket için söylüyorum. Bir hamle daha lazım. Öyle bir hamle lazım ki, hatta ben öyle diyorum ki geri dönüşü olmasın diye buradan geri dönüşü 400 milletvekili koysunlar. 367 değil. 400 koysunlar, 450 koysunlar. Buradan geri dönüş için %70 oy istesinler. Yani buradan geri dönülmesin, %51 referandumdan %51'le yetmesin. Buradan geri dönüş için %70 istesinler. Desinler ki buradan geri dönmek için %70 oy alması lazım. Geri dönüşü. Yolda çarpık taraflarını düzeltsinler, ayrı mesele. Ama zaman yok şu anda. Bu konuda da millete gerekli olan açıklamalar yapılmadı. Millet bu noktada bilgisiz. Nasıl bir sistem olacağından da haberi yok. Sistemi yazıp milletin tartışması için koymadılar önüne. Yani iyi, bir tane başkan seçecekler de alt kadro meclis nasıl oluşacak örneğin? Kimse bilmiyor. Meclis oluşacak mı? Kimse bilmiyor. Atamalar nasıl yapılacak? Kimse bilmiyor. Kim atacak? Kimse bilmiyor. Bilmiyor, ben de bilmiyorum. Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmeyince millet bakıyor şimdi öyle. Ha, başkanlık sistemi ne ki bu? İyi, ne bu? Kimse bilmiyor. Ben başkanlık olması lazım diyorum. Çok önceden bir öğreti bu bende. Ama ben de nasıl yapacaklarını bilmiyorum sonuçta. Milletvekilleri de bilmiyor. İl başkanları da bilmiyor. İlçe başkanları zaten bilmiyor. İl ve ilçe başkanı zaten kim, Bursa il başkanı bilen var mı? Bir kişi çıkardı, kaldırdı elini. İkincisi kaldırdı. Üçüncüsü kaldırdı. Dördüncüsü, dört kişi. Koca cemaatten AK Parti il başkanını tanıyan dört kişi var. Beş kişi, yok dört kişi saydım. Aha, beş kişi oldu. Kimse tanımıyor. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Adamın sizde işi yok. Yerelle işi de yok adamın. Genel merkezden birisi atacak onu, bitecek işi. Aha, oldu il başkanı. Aynı şey, MHP il başkanını bilen var mı? Bir kişi, iki kişi MHP il başkanını, üç, dört. Bu kadar bakın. CHP il başkanını bilen var mı? Bir kişi. Bir kişi. CHP'li yok mu elimizde, içimizde hiç ya? Bizim Hakan da CHP'li değil ki, bir tane de olsaydı. Bakın bu
aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yereldeki siyasetçilerin gerçek manada yerel siyaseti yapmadığını gösteriyor. İhtiyaç yok çünkü. Sebep yukarıdan atanıyor. Milletvekillerini tanıyor mu millet? Tanımıyor. Sebep yukarıdan atanıyor. Aşağıdan yırta yırta, çalışa çalışa gelmiyor. Kendisi öyle geldi ama. Efendim, muhafazakar bir partinin başına oğlu kumarbaz olan bir milletvekiline gelmesi ne kadar doğru sizce? İnsanlar, biz Hazreti Lut'u çocuklarından sorumlu tutar mıyız? Adem'i çocuğundan sorumlu tutar mıyız? İslam hukukla konuşur. Nasıl Adem'i çocuğundan sorumlu tutamıyorsak, nasıl Lüt Aleyhisselam'ı çocuklarından ve eşinden sorumlu tutamıyorsak, Lüt da Nuh da. O yüzden bir kimseyi çocuğundan sorumlu tutmamız mümkün değil. Bu işin İslam hukuku. Bizi ilgilendirmez orası. Biz bu noktada seçiyor insanlar kendilerince veyahut da o atanmışı kabul ediyorlar mı? Ediyorlar. Neden siyasetin içinde değiliz? Birisi bize bir şey atacaksa biz onun manevi olmasını isteriz. O yüzden atanmışı kabul edemem. O yüzden bir sufiyi atanmıştan kuvvetli ve üstün görürüm. Yani bu biraz abes olacak ama ben herhangi bir yerdeki bir zakirimi herhangi bir yerdeki milletvekilinden, genel başkan yardımcısından üstün görürüm. Beni ilgilendirmez. O genel başkanmış, genel başkan yardımcısıymış. Hiç ilgilendirmez. Benim için bizim zakirimiz ondan kıymetlidir. Bizim dervişimiz onlardan kıymetlidir. Biz o yüzden gidip de bir siyasi oluşumun emrine girmeyiz. Yok. Bugün atar, yarın alır. Hakkı ama adam. Hakkı. Adam çalışmış, didinmiş, mücadele etmiş, hala da çalışıyor, didiniyor, ipleri kimsenin eline bırakmıyor. Devam ediyor, haklı. İlham sadece kalbe mi gelir? Evet, aslında düşüncelerimizden yaptığımız çıkarımları ilham mı zannediyoruz? Bazen. Yoksa akla ilham gelir mi? Evet. Bizi yanıltan bu ikisini ayırt edemememiz mi? Evet. Kul tam manasıyla vuslata erebilecek mi? Her daim Allah'la beraber olabilecek mi? Böyle olacağını söyleyenler var. Ben buna inananlardan değilim. Evladımız pazar günü KPSS sınavına girecek.
Allah rızası için dua. Allah hepsine de zihin açıklığı versin. Amin. Hangi fıkıh kitabını okumamızı tavsiye edersiniz? El ihtiyar uygun mudur? El Hidaye'yi okuyun. 4 ciltlik eğer okuyacaksanız El Hidaye uygun. Tek ciltlik Kuduri var. O uygun. Sabah namazını yataktan kalktığımız eşofmanla kılabilir miyiz? Eşofman tesettürlü değil mi ki? Nasıl tövbe etmeliyiz? Ellerimizi açmadan da tövbe edebilir miyiz? Sen günahı terk et. O tövbedir zaten. En güzeli odur. Dini nikahta babanın rızasını alma şartı var mıdır? Şafilerde vardır bu. Hanefilerde yoktur. İmam-ı Ali radıyallahu anh hazretlerinde yoktur. Hazreti Ayşe annemizde yoktur. Bu noktada velinin izni. Hanefilerde de velinin izni gerekmez nikahta. Ama Şafilerde velinin izni gerekli. Hadis Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu hasta oldum ziyaretime gelmedin. Ademoğlu sordu. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Seni nasıl ziyaret edeyim? Allah-u Teala buyurdu. Bilmiyor musun falan kulum hasta oldu ama sen onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret etseydin benim yanında bulacaktın. Yemek ve su ile de aynı anekdot geçtikten sonra bunu da mı anlayamadın diyor. Soru bir şey istendiğinde veya ziyaret gerektiğinde zengin fakir iyi kötü demeden her canlıyı bir görüp az çok helal ölçüde istediğini vermeli miyiz? Bu noktada vermekle alakalı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisi var. İsteyene vermekle emrolundum diye. Eğer onun haliyle halleneceğim diyorsa bir kimse her kim ne istiyorsa vermesi gerekir. Az çok. Ama işin bir de fıkıh boyutu var. Fıkıh boyutunda da lazım olan isteyen mesela dilenciye verilmeyeceğini hükmetmişler bu noktada. Bir günlük yiyeceği var olan kimseye verilmeyeceğini, dilense dahi verilmemesi gerektiğini hükmetmişler. Niçin? Bu istismar edilir. Her isteyene verince ortalık tembelden geçilmez manasında. Hadisteki istenileni hayatına düstur edilse dahi seri sülükten geçmeden hakikat anlaşılmayacak mı? Her şey bir kimse Kur'an ve sünneti yaşamaya çalışıyorsa o seri sülükün içindedir. O yüzden seri sülükün dışında değildir. Haklarınızı helal edin. Ömre ile alakalı son deme gelmeye başladık. Listeler 3 aşağı 5 yukarı hazır veya hazırlanacak gibi. O yüzden oturum yani üçlü, dörtlü, ikili odalar, ikililer belli, eşleriyle beraber gelenler de öbür türlü üçlülerde, dörtlülerde bazen değişiklikler oluyor. Gelen giden oluyor, iptal eden oluyor. O yüzden iptal edenlerin yerine yedeklerden aldıklarımız oluyor. Üçlü, dörtlü odalar bazen böyle şey olabiliyor, ne o? Değişebiliyor. Yani işte kimisi dörtlüydü üçlüye geçiriyoruz, kimisi üçlüydü dörtlüye geçiriyoruz. Zaman arkadaşlarından, eşinden, dostundan, akrabalarından veya aynı şehirdeki kardeşlerinden ayrılmasın diye. Bu üçüncü, Cafer nerede? Üçüncü oldu. Bir daha tekrar bugün elden geçirmeye kalktık. Benim kafam almadı artık. Dedim ki kalsın pazartesi gün tamamlayalım. Üçüncüyü uğraştık değil mi? Bugün üçüncüyü uğraştık. O yüzden normalde bunu bütün arkadaşlar, herkes birbirine duyursun. İşte gelmek isteyen varsa bu normalde yedeklere ismini yazdırsın. İşte herhangi bir sebepten dolayı gelemeyecek olan varsa da bu noktada şey yapsın, ne o? Geriye dönsün, desin ki ben gelemeyeceğim, iptal edeceğim, iptal ediyorum. Bu şekilde biz bu manada odaları son şeklini vereceğiz. Listeyi son şekline getirmeye gayret ediyoruz. Getireceğiz inşallah. Bu normalde işte cumartesi var önümüzde. Pazar var, pazartesi var. 3-4 gün içerisinde arkadaşlar son hallerini, son bu noktada durumlarını analiz edip ona göre kararlarını versinler. Bu mesele de inşallah bitmiş olsun.
Bu manada haklılarınızı da helal edin. Kimisini böyle belki de hani yerleştirirken bazısına telefon açıyoruz, bazısına telefon açmıyoruz. İşte telefon açtığımızı söylediğimizi normalde ona göre kendimizce, daha doğrusu ben açık açık konuşayım, kendimce, kendi kafamdan o oraya ondan iyi geçinir, bu buraya bundan iyi geçinir diye kendi kafamdan analiz ederekten kendimce öyle bir düzen tutturmaya çalışıyorum. Şimdiden herkes hakkını helal etsin. Arabaların normalde bu otel yerleşim düzenini hazırlayınca arabaların da düzenini hazırlayacağız. Kafamdan geçen öyle hayalim o, herkes binecek olduğu kaç numaralı araba, kaçıncı koltuk bilerekten oturacak. Yani herkes bilecek mesela 3 nolu araba 35 nolu koltuk gidecek, koltuğu oturacak. Buradan giderken de Medine'de de Gezi'de de Medine'den Mekke'ye gelirken de Mekke'de iki tane dışarıdan ömrümüz var. Onlara da gider gelirken herkesin işte arabası, arabanın numarası, koltuğu, koltuk numarası belli olacak. Oda numaraları belli olacak. Herkes gittiğinde oda numarasını buradan daha henüz yola çıkmadan herkes kaçıncı kat, kaçıncı oda bunları görecek. Arkadaşlarını zaten daha öncesinden görecek. Bunları son haline getirince açıklayacağız bütün herkese, oda arkadaşlarını. Onu da görecek herkes. İnşallah kafamda, hayalimdeki şey o. Buradan yola çıkarkenden de herkes otobüsteki koltuk numarasını, kaç nolu otobüse bineceğini, ondan sonra kaç nolu odada kalacağını, kaçıncı katta kalacağını ve oda arkadaşlarını hepsini de bilecek, görecek. Allah'ın izniyle öyle bir ömre hayal ediyordum ben kendimce. Hatta böyle bir çıt daha üstünü istiyorum da inşallah bakalım. Kafamdan geçen o, eğer şirkete kabul ettirebilirsem 4-5 tane diyeceğim eleman al getir. Bu millet gitsin tavaf etsin. Valizle uğraşmasın. Herkes valizlerin üzerine birer tane kağıt. Ondan sonra 3. kat 4 nolu oda. Örneğin. Gibi valizlerini taşısınlar orada 3-4 tane adam. Millet gitsin tavaf etsin işine. Valiz taşımakla onunla bununla uğraşmasın. İnşallah. Haklarınızı helal edin. Bu konuyla bir kafasına takılan bir şey varsa soran sorsun. Ömreyle alakalı. Salim'e telefon açıyorlarmış ne kadar olacak diye. En düşük fiyatı belli nasıl olsa siz başlayın parayı gönderecekseniz. Paraları ödeme. Onun için ben üçlüde mi kalacağım, dörtlüde mi kalacağım filan diye düşünmeyin. Ne olacak ki merak etmeyin. Siz eksik olanını istenecek nasıl olsa, ödeyecek olan ödesin. Dolar da gidiyor vallahi aldı başını. Allah yardımcınız olsun inşallah. Cümlemizin yardımcısı olsun. O ne yapalım, yapacak bir şey yok. Biz bir ömrüye niyet ediyoruz. Dolar 3000 liraya çıkıyor. Dua edin 4000 liraya çıkmadı. O da benim yüzümden oluyordu. Öyle mi oldu? Vallahi hiç. Tam ömür. Evet, ömreye gideceğimiz sıra dolarda. Bak haçta da aynı olmuş. Haberim yok benim. Haçta da 3.07'ye çıktı. Haçta da mı çıktı? 3.07'ye çıktı. Sonra düştüm 2.78'e. Tam biz o Brexit'e gidip yine bir çizgiye vurdu. Mübarek dolar. Dolar mı mübarek? Kim mübarek de var bir mübarek ama çözemedik ortada. Allah yesin inşallah. Evet, durum bu. Var mı bu konuda bir şey diyecek olan? Yok. Falemelehu la
Rabbil Alemin. El-Fatiha maalesef. Amin. Amin. Destur.